Basketbol severler, bugün basketbol programımızda yine yepyeni bomba gibi bir konuğumuz var. Her zamanki gibi özel konuklarla sizlerle birlikteyiz. Bugün Türk basketboluna her bölümde çok fazla ağırlık koymuş, hiç unutulmayacak isimlerden bir tanesi konuğumuz olacak. Harun Erdenay bizlerle beraber. Harun hoş geldin. Merhaba Nejat, hoş bulduk. Şimdi şöyle, herkesin, sporun içindeki herkesin eleştirilebilir bir tarafı mutlaka çıkar dönemsel olarak. Fakat senin eleştirilemeyecek bir tane yönün var ki Türk basketboluna gelmiş geçmiş en büyük yetenek olduğun asla ve asla tartışmaya açık değildir. Hani bu kadar rahat oynayan, hiçbir pozisyonda zorlanmayan, her şeyi çok rahatlıkla yapabilen, atletik yetenek olarak da babasına hiç benzemeyen, her türlü yani sıçrama, koşu, her şeyi böyle dört dört yapan enteresan bir basketbol yeteneği. Yani Kemal abi de tabii izlemiş biri olarak söylüyorum. Yani kime benziyorsun sen? Nereden geldi bu yetenek? Bu atletizm enteresan bir şey. Evet, yani tabii sen sonuçta benim babamı da izledin. Çok uzun yıllardır ikimiz de basketbol camiasının içindeyiz. Ülker'de beraberdik. Daha sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde beraberdik Doğru. seninle. Tabii yani basketbol kariyerim boyunca beni izlemiş senin gibi bir yorumcudan bunları duymak benim için çok güzel. Öncelikle onu söyleyeyim. Atletik bir oyuncuydum. Evet, bunun yanı sıra hücum yönünde çok fazla yeteneklerim vardı. Sanıyorum ben yani ilk başladığımdan beri salonlarda büyüdüm. Ve genç yaşta çok fazla antrenman yapma, özellikle fundamental antrenmanı yapma fırsatım oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yetiştim. O zaman İstanbul Teknik Üniversitesi Eczacıbaşı'yla ve o zamanki adıyla FSPSen'le beraber bir oyuncu fabrikasıydı. Birçok oyuncunun yetiştiği sen de hatırlarsın ve böyle şanslı bir altyapıdan yetiştim. Babam da eski basketbolcu olması, bana fundamental hakkında özellikle fundamental'ı çok önemsemesi ve benim de gerçekten atletik özelliklerimin onu da birleştirerek hücumda çok yönlü bir oyuncu haline geldim. Ve kariyerim boyunca da savunmam ne kadar eleştirilse de hücumla her zaman çok ön planda olan bir oyuncu oldu. Savunma bölümüne sonra geleceğim. Şimdi tabii benim eleştirdiğim bir şey de şudur. Yani senin gibi bir oyuncunun sadece Türkiye'de basketbol oynaması, yani o zaman da işte bir Euroleague var ve o zaman bir Barcelona'da, Real Madrid'de, Kinder Bologna'da, Skipper Bologna'da, CSK'da, Panathinaikos'ta, Olympiakos'ta oynamadan kariyerini tamamlamasına inanamıyorum yani. Bunu hakikaten çok eleştiriyorum yani. Yani bu benim tercihimdi. Çünkü ben Ülker'de Euroleague oynarken saydığım takımların bir iki tanesinden teklif de aldım. Fakat Ülker iyi bir organizasyondu hatırlarsan o zaman. Ve Euroleague oynuyorduk. Uzun yıllarda Euroleague oynadık. Kendi ülkemde kalmayı tercih ettim. Yani o zaman belki o vizyonu kendimde geliştirmedim. Ama şimdi geçmişe baktığım zaman tabii ki bir dediğin takımlardan birinde bir 200 senelik bir kariyer yapsaydım çok daha benim için daha enteresan ve daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yani tabii bunu şöyle söylemek istiyorum. Herkes kendi ülkesinde, bütün yıldız oyuncular zaten üst düzeydeki bütün takımlarda aşağı yukarı oynayarak kariyerini noktalıyor. Fakat en önemlisi Avrupa'daki hayal edilen takımlarda da oynayıp hani torunlara anlatacak bir şey işte ne bileyim Evet. Barcelona'nın hemen formasını giydim, Neocamp'ta futbol takımıyla beraber işte kupa törenine çıktım falan gibi şeylerini hayal etmemişsin demek ki. O da enteresan tabii. Doğru yani. O zaman öyle düşünmüştüm. Belki şimdiki düşünce aklım olsa daha farklı davranırdım o zaman. Kesinlikle. Peki bu arada çok hemen soruyorum. Şimdi biraz önce savunma bölümünü kendi kendine zaten bir eleştirdin ama yani atletik olarak bir savunma yapmama ihtimali hiç olmayan bir oyuncu olmana rağmen hiç savunmanın sağından solundan yaklaşmadan kariyeri tamamladı. Hiç savunma yaptığın, özellikle savunma yaptığın pozisyonun oldu mu mesela? Böyle canla başla bir topu kapayım falan dediğin bir pozisyonun var mı bir maçta? Yok, blok ve top kapmalarda iyiydim. Onlarda özellikle maçın kritik yerlerinde top kapmaya konsantre olurdum. Ama bizim dönemimizi hatırlarsan benim gibi, Orhun gibi o zaman, Levent Topsakal gibi, Hüsnü gibi oyuncular 40 dakika oynuyorduk Nejat. Doğru. Abi. O zaman basketbol öyleydi. Yani 40 dakika veya o gün 39 dakika oynuyorduk.
bu kadar hem hücumda bu kadar, o zaman da insan belli bir yerlerde kendini saklıyordu. Veya saklamaya çalışıyordu. Ben de o yüzden daha çok konsantremi hücuma veriyordum. Savunmada ki konsantrasyonu o kadar geliştirmiyordum. Şimdi biraz daha basketbol son yıllarda daha farklı. Yani 27-28 dakikalarda oynuyor büyük yıldızlar. Ve iki tarafı da gerçekten oynuyorlar. Çünkü basketbol artık gerçekten o hale geldi. Tabii savunmayı hiç yapmıyor değildim. Yapıyordum savunmayı en azından. Ama tabii ki rakibin işte bir daha az atan oyuncusu varsa o bana verilirdi. Savunmada çok yorulmayayım, hücumda daha fazla özelliklerim kullanılsın diye. Böyle o zaman da kariyerimi dediğim gibi hücuma yönelik geçirdiğim için savunmada her zaman eleştirildim. Peki bu arada tabii Kemal Erdener de çok büyük bir yıldızdı. Hatta bir sürü ilkleri yapmış oyunculardan bir tanesiydi. Onu da son 2-3 sene öncesinde seyredebildim ben tabii. Ondan öncesini hayal bile edemiyorum. O son 3 senede bile onları yapan bir isim olarak koçluğu tercih etti ve çok da önemli, kariyerli bir koçtu. Sen niye mesela koç olmayı hiç istemedin? Hiç dahil olmadın. Yani şöyle, dahil olmadım. Çünkü ben daha kariyerimi bitirirken, yani kariyerime son verirken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir anda milli takım menajerliği teklifi geldi bana. Sonuçta ülkenin en üst düzey takımında 12 dev adamın menajeri olacaktım. Böyle bir genç yaşta basketbolu bıraktığım sene. Ve bir anda sanki oraya böyle yöneldim gibi oldu. Yani hiç düşünemeden kariyerim daha oynarken bu teklifi, rahmetli Doğan abi vardı, Doğan Akyemez. O zaman milli takımların başındaydı. İşte Harun dedi, yani sen dedi bu jenerasyona çok yakınsın. İşte Japonya'da bir dünya şampiyonası oynayacağız. Bunun öncesinde sen bu takıma menajer olarak başına geçmeni istiyorum. Turgay Demirel'le beraber o zamanki başkan. Evet. Böyle gelince de reddetmek istemedim ve bir anda yöneticilik kariyerinde bu işe başlamış oldum. Yani o evet, biraz istem dışı başlamış olsa da belki de çok hayırlı olan bir şey oldu. Çünkü antrenörlükte hakikaten sinir sistemi insanın çok bozuluyor. Çok zor bir şey. Antrenör olmak hakikaten inanılır gibi bir şey değil. Yani ben de çok zaten tavsiye edemiyorum ama merak ettim. Yani Kemal abiden kaynaklı olarak. Peki şimdi çok uzun seneler çok iyi takımlarda oynadı. Yani Türkiye'de oynanabilecek en iyi kulüplerde basketbol oynadı. Çok önemli isimlerle bir arada milli takımlarda oynadı. Mesela enteresan gelen biraz önce bu yıldızların özellikleri, 40 dakika oynama özelliklerinden bahsederken de geçenlerde Orhun'un adamını konuşmuştuk programda. Mesela iki tane çok önemli oyun kurucu Avrupa'da milli takımlar seviyesinde artık çok önemli isimler olmuş. Orhun Ene ve Sarunas Yasikevičius oyunculuk kariyerlerinde inanılmaz hücum yeteneklerini sergileyen, savunmada hücum kadar etkili olmamaya çalışan isimlerdi. Ama ikisi de oyunculuk kariyerlerini tamamladıktan sonra hücumda inanılmaz şeyler yapan değil de birer savunma koçu oldular. Şimdi Barcelona'nın bugünkü haline de bakıyorum Euroleague'de. Barcelona'nın son 10 senede en iyi savunma yaptığı takımı Yasikevičius yarattı. Bu evet. Hücum anlamında, kötüler anlamında söylemiyorum ama bu da enteresan bir şey. Bunu nasıl yorumlayabilirsin? Yani iki tane hücumdaki müthiş yetenekleri olan iki tane oyuncunun savunma koçu olmaları nasıl bir şey? Şimdi dediğin gibi ikisi de hem seyretmesi çok hoş. Sadece iyi gardlar değil, arada sırada verdikleri çok spektaküler paslarla, asistlerle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş iki oyuncu. Sanıyorum koçlukta farklı düşünüyorsunuz. Yani ben koçluk yapmadığım için tabii o, ama koç olduğunuz zaman hücum bazen tıkanabilir. Hücumun sonu olabilir, atamazsınız ama savunmanın bence sonu yok. Savunmayı daha çok yapabilirsiniz ve o savunma da size maç kazandırır. Bence koç olunca koçlar onun idrakını daha çabuk kazanıyorlar ve ne kadar hücum oynayan oyuncular bile olsanız, ne kadar kapasiteli hücum oyuncuları bile olsanız savunma kısmına çok önem vermek durumunda kalıyorsunuz antrenör olduğunuz zaman. Oyuncuyken belki onu düşünmüyorlar ama antrenör olunca antrenör o maçı kazanmak için daha kapsamlı düşünmesi lazım. Ve orada bence doğru olan yolu, yani o savunmanın maçı kazandırılabilmesi için o yöne yönleniyorlar. İster istemez yani. Senin basketbolculuk döneminden geçen yıl bir 2,5 dakika civarında bir klip eklemiştim sosyal medyaya. Sonra hatta sana da gönderdim.
Yani hani hiç tanımayan, hiç seyretmeyen şimdi yeni jenerasyon o 2,5 dakikalık klibi izlediği zaman Harun Erdoğan'ın nasıl bir hücum oyuncusu olduğunu orada çok rahatlıkla anlayabiliyor. Bu arada da bir çok önemli de oyuncularla, inanılmaz oyuncularla da bir arada basketbol oynadım. Bunun içinde milli takımlar da var. Kariyerinde hiç unutamadığın bir takım, yani birlikte oynamaktan çok büyük keyif aldığın takım hangisidir? Mesela bir dönem Fenerbahçe'de oynadığında hakikaten inanılmaz bir Fenerbahçe kadrosu vardı. Ülker kadrosu da aynı şekilde çok iyiydi. Paşabahçe kadrosu da çok iyiydi ama en efsanesi hangisi senin? Valla benim en zevk aldığım aslında 2001 milli takımıydı. Yani 2001 sen çok çok iyi hatırlarsın. 12 dev adamın çıkış zamanı. Kadroya baktığın zaman Orhun ve ben gibi iki tane tecrübeli oyuncu. Onun yanına yeni çıkmış yıldızlar İbrahim, Hidayet, Mehmet Okur, Mirsat, Kerem Tunçeli. Bench'e geldiğin zaman Haluk, Kaya Peker, Ömer Onan. Yani gerçekten çok say say bitmeyen bir Hüseyin Beşok. Say say bitmeyecek bir takım. O takım çok kenetlenmişti ve gerçekten o güne kadar basketbol tarihinin en büyük başarısını elde etmişti. Hem o İstanbul'daki atmosfer, önce Ankara'da sonra İzmir'de, o takımdaki bir aradalık, orada gösterdiğiniz mücadele. Aynı şekilde staff'a baktığımız zaman yine orada da çok büyük isimler. Doğan Akyemez'den, Aydın Örsler, Çetin Yılmaz'lar, işte Murat Özyarlar hepsi. Güzel bir, o unutamadığım bir takımdı milli takım olarak. Kulüp takımı olarak inan her oynadığım sezondan büyük zevk aldım. Çünkü çok isteyerek oynuyordum. İTÜ'de başlayan kariyerim, Mersin'e kadar süren her sezonda çok büyük zevk alarak oynadım. Bu arada Ama tabii 2001 milli takımını konuşmuşken bir de aslında 2010 takımına da gitsek iyi olur. Çünkü oradaki evet. arkadaşlık, dostluk, oyuncu kalitesi, staff kalitesi filan 2010'da da bambaşka bir takım vardı ve son finale gelene kadar hakikaten bütün maçlarını inanılmaz oynamış rakibine, Sırbistan maçı hariç. Bütün herkesi ezip geçmiş. Sırbistan maçında da çizgiye basmasına rağmen finalist olmuş bir takımdık ama oradaki hava ve kapasite de hakikaten çok inanılmaz boyutlardaydı. Son takımı bence 2009'dan verdi sinyallerini. 2009 Avrupa Şampiyonası'nın finalisti Polonya. Polonya'da. İspanya ve Sırbistan'ı biz grupta yendik. Daha sonra bir çeyrek final maçı kaybettik talihsiz Yunanistan'a. Ama Slovenya. aslında 2010 takımına baktığımız zaman uzun oyuncular Oğuz, Ömer Aşık, Semih, Kerem Gönlüm, Ersan İlasova, Bençegel, Ömer Onan, Hidayet, Kerem Tunceri, Cenk Akyol, Sinan Güler, Ender Aslan. Yani o da bence 2001 hatta 2001'den daha da kapasiteli bir takım diyeceğim. Hidayet'in önderliğinde çok iyi basketbol oynadı bence. Staff'a baktığın zaman tabii Tanyavec, Orhun, İziç, orası da kuvvetli. Kendi sahamızda yani milli takım onun bilincine varıyor. Kendi sahamızda oynadığın zaman arkasındaki 70-80 milyon desteğini ve onların her başarı beklediğini görerek daha da konsantre olan bir milli takımlar vardı 2001'de ve 2010'da. Peki 2009 Polonya ile ilgili bir sorun var. Senelerdir benim de kafamda soru işaretidir. Çok da eleştirilmişti. Gruptan çıkarken çeyrek finaldeki rakibimizi seçme şansı vardı. Yani biz Slovenya ile eşleşebilirdik ya da Yunanistan'la eşleşebilirdik. Pardon, Slovenya'yı yenersek rakibimizi seçebiliyorduk. Biz Yunanistan'ı seçmiş gibi olduk Slovenya'ya kaybederek. O gün de yeterince iyi basketbol oynamadığımız ve rakip seçtiğimiz gibi bir eleştiriler olmuştu. Biz gerçekten rakip seçtik mi? Yunanlılarla oynamayı mı seçtik mesela? Yani öyle bu taktik şey bir şey eleştirilecek bir şey değil. Yani teknik ekibin seçimi olabilir böyle bir şey. Yani daha gözüne kestirmiş olabilir. Ya da gerçekten o gün feci bir basketbol oynamışızdır, kaybetmişizdir. Bunlardan hangisi herkes merak ediyordur. Nejat, grupta biliyorsun herkesi yenerek geldik o maça. O Evet. maçta normal standart bir beşimiz vardı. O standart beşte de Ömer Aşık, Ersan, Ömer Onan, Kerem Tunceli ve Hidayet beşlisiyle çıkıyorduk. Fakat o maçta bir Ender Aslan'la sanıyorum Engin Aksür değişikliği oldu o beşte. Ve Slovan maçı biraz kötü başladı. Sonra toparlamaya çalıştık fakat sonunda alamadık. Slovanya da iyi bir takımdı.
Yenmek için çıktık o gün ama yenemedik ve Yunanistan'la eşleştik. Yunanistan'da çok çok biliyorsun kapasiteli bir ekip. Her zaman Spanyol'dan, Printezis'den, oradaki Diamantidis'le çok... Albertis'ler. Evet, Fotsis, Albertis. Onlar da çok tehlikeli bir ekip. Hatta Baby Shark diyorlardı o zaman, o turnuvada oyuncu da vardı. Şimdi Skor enteresan. Shotsanitis. Evet, o da vardı. Ben Slovanya'yı isterdik ama yenildik yani o günde Slovanya'ya. Yenemedik yani. Yenmek için de uğraştık. Sonradan geri gelmek için yapamadık. Yunanistan'a çıktı karşımıza. Ben o zaman mesela sorsan Slovanya'yı tercih ederdim. Gene bir hafif benim şahsi eleştirimdir bu hep milli takımların seçimiyle alakalı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Mesela bizim başarılı olamadığımız dönemlerde bir böyle kestirip atıp bir gençlere yönelme şeyini çok fazla yapan bir ülke olmadık. Mesela 2007'de Sırplar kendi evinde inanılmaz bir kadroyla kepaze oldular. Hatta ilk 8'in içine giremediler. Ondan sonra o Divaçlı filan kadrodan bahsediyorum. O kadroyu tamamen dağıtıp 87, 88, 89 jenerasyonuna döndüler. O jenerasyonda mesela ilk eleme grubundan çıkamadılar. Hep Wild Card'da bir takım yerlere oynadılar ama Sırplar 2 sene o kadroya sabrettiler ve 2009'da Polonya'ya geldikleri zaman Krstić, Teodosić eklemesiyle beraber o gençlerle, ki Nemanja Bjelica o zaman 21 yaşındaydı. İlk 5 oynuyordu uzun saçlarıyla beraber. Ve Sırplar o jenerasyondan inanılmaz dünya finalleri oynayan bir takım çıkarttılar. O jenerasyon inanılmaz bir jenerasyon oldu. Mesela biz de bunu yapabilirdik. 2010 Dünya Şampiyonası'ndan sonra ben bunu çok beklemiştim. Artık hani NBA'de de yıpranan, bir takım yaşı ilerlemiş oyunculardan vazgeçip biraz gençleştirmek gibi. Ama bir türlü yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz böyle şeyleri? Bir kere bence Sırplar kadar geniş bir altta yapıda şeyimiz yok. Yani Sırplar kadar geniş bir havuzumuz yok bence. Sırplar bu işi yıllardır sonuçta daha iyi yaptılar herkesten Avrupa'da ve her zaman o oyuncuları çıkartabildiler. Şu anda biraz belki duraksadı onlarda. Ama onların öyle bir havuzu vardı. Dediğim gibi Krstić, Savanovic, Teodosić gibi müthiş bir yıldız vardı. Bence bizim o havuzumuzda işte bu baktığın zaman Hidayetler'in jenerasyonunda, 2010 sonrası jenerasyonunda mesela İşte Oğuz olsun, Ömer Aşık daha sonra rahatsızlığı oldu bıraktı. Semih, onlar o zaman gençlerdi. Ender bir miktar götürdü. Doğuş, Ömer katıldı ve Cedi ile Furkan çıktı ondan sonra. Ama bence bizim böyle bir anda bu yıldızları bırakıp böyle bir genç jenerasyona dönecek. O altta o genç jenerasyonun öyle bir havuz yoktu bence o zamanlar. Yani Sırpların elde ettiği kadar kalabalık bir havuz bence yoktu. Biz de sonuçta kolay yetişmeyen bu yıl, işte Ersan hala geçen dünya şampiyonasında bile bence mükemmel oynadı yani Amerika maçında hatırlarsan. Biz yani zaten çok çok yetiştiremiyoruz bence. O yetiştirdiğimizde de herhalde sonuna kadar yani şeye kadar kullanıyoruz o yıldızımızı. Yani o tabii Sırp takımından bahsederken hani en işe yaramaz gibi gözüken iki tane oyuncu da Stefan Marković ile Tripković'ti yani. Onlar bile hani Avrupa'da, dünyada çok önemli isimler aslında oldular. Tabii onların görgüsü şeyi tabii ki bambaşka. Şimdi şu anda Euroleague başta olmak üzere Türk basketbolunda da önemli bir değişim var tabii ki. Yabancı oyuncuların artık eskisi gibi olmadığı ve çok fazla serbestlikten kaynaklanan, özellikle Euroleague'de kaç tane yabancı da çıkarsan çık. Fakat Türkiye Ligi'ne geldiği zaman takımları bu sefer olumsuz etkilemeye başlıyor. Orada 10-11 yabancıyla sahaya çıkıyorsun. Bazen hiç Türk'ün olmadan sahaya çıkıyorsun ama Türkiye Ligi'ne geldiğin zaman işler başka oluyor. Takımlar da seni bekliyor oluyor 5 yabancısıyla beraber. Ben amaçların çok tuttuğunu düşünmüyorum. Şu andaki Euroleague'in görüntüsüne baktığın zaman Türk takımlarının yapması gereken şey ne olmalı aslında? Ya şöyle, tabii ki şimdi galibiyetler sevindiriyor. Anadolu Efes'in Barcelona'yı yenmesi, işte Fenerbahçe'nin 9'da 9 yapması, bunlar sevindiriyor ama İnsan orada hakikaten, herkes, ben dahil bence herkes düşünüyordu, bir iki Türk'ü mutlaka görmek istiyordur o sahada. Yani işte bazen Fenerbahçe'de Kaptan Melih dahil oluyor. Anadolu Efes'te Doğuş dahil oluyor. Ama dediğin gibi maçın geneli yabancıların ağırlığıyla geçiyor. Lige dönüyorsun, orada ligde Anadolu takımlarına gidiyorsun. Dediğin gibi
Antep belki geliyor, Fenerbahçe'yi yeniyor, orada da yabancılar ağırlıklı. Fakat bu süre zamanla geldi. Yani sen de bu süreci takip ettin. Bir yabancıydı, iki oldu, iki artı bir oldu, üç artı bir oldu, dört oldu, dört artı bir oldu. Böyle böyle kulüplerin bu aşırı talebiyle belli bir yere kadar, sırf Türkiye'de değil bence Avrupa'da da böyle. Artık bence Türk bizim oyuncularımızın o mücadeleye girip kendilerini göstermeleri ve yavaş yavaş o mücadeleyle kendilerine formayı, yeri kapmaları gerekiyor. İşte sonuçta bunu Cedi, Furkan çok çok iyi şekilde başardılar. Önce Euroleague'de kendi takımlarını oynayıp sonra da NBA yolunu açtılar. Böyle birçok oyuncunun yetişerek artık bu şeyde, çünkü sonuçta artık forma aslanın ağzında Türk oyuncu için. Orada 5 tane 6 tane yabancı var. O mücadeleye girebilecek kapasitede olmaları gerekiyor. Çünkü ben açıkçası bundan sonra kalkıp mesela 2 yabancılı döneme veya 3 yabancılı döneme dönülebileceğini pek ihtimal vermiyorum. Benim son dönemlerde Orun'la geçenlerde bir yayında teklifim olmuştu. Orun'un da çok sıcak baktığı bir şey oldu bu. Sonra Ufuk'la konuştum. Ufuk için de çok geçerli oldu. 2004-2005 dönemlerinde 3 artı 2 vardı. Yani 3 yabancı bir 5'in içinde oynuyordu. 2 tane de Türk oynuyordu. Kerem ve Ender'in yetişmesi milli takımlarda 2010'da 2 tane Türk gardımızın olmasının ana nedenlerinden bir tanesi buydu. Diğer takımlardan da uzunlar yetişti aşağı yukarı. Belki diyorum ki 3 artı 2'ye tekrar dönülse, 3 yabancı oynasa, ama bu arada yabancı adedini de biz 6'ya çıkarsak, kulüpler Avrupa'da oynayanlar da zarar görmese, ama en azından 2 tane Türk kendi Kadok arasında, 6 Türk kendi arasında değişerek bütün Türkleri de kullanmış oluruz. Yabancıların da biraz Türkiye Ligi'ndeki etkinliğini de azaltmış oluruz diye düşünüyorum. Tek çözüm de bu geliyor bana. Sıcak bence kötü, bakarız. yani kötü çözüm değil bence. Burada tabii bir anda Türk oyuncu pazarı çok değere binecektir. Takımlar en iyi iki tane Türk oyuncuyu herkes almak isteyecektir böyle bir kural karşısında. Belki kademeli yapılabilir. Bir sonra artı iki ile, ama mutlaka, yani bu mutlaka uzun dönemde Türk basketboluna faydası olacak bir karar olur yani. Çünkü o çocuklar sonuçta o ligde 40 dakika, yani 80 dakikayı Türk oyuncular forma giyecekler. Peki şimdi basketbolda menajerlikten sonra Basketbol Federasyonu Başkanlığı da yaptın. Dışarıdan şu anda izleyen bir gözle baktığın zaman Türk basketbolunun hani kadınlar ve erkekler bazında şöyle bir büyük resme baktığın zaman nerede görüyorsun, ne olmalı, ne gibi hedeflerimiz olmalı? Biraz onlarla ilgili fikirlerini alabilir miyim? Şimdi biraz milli takımların hem kadın hem erkek jenerasyonunda sıkıntı var. Şöyle sıkıntı var. Çok dominant oyuncuları kaybettik son yıllarda. Özellikle kadınlarda Birsel, Nevriye gibi Avrupa'nın en önemli pivotu, Meral, Şaziye, o jenerasyon değişiyor. Erkeklere geldiği zaman 2015'lerden sonra işte yine epey bir oyuncu kaybımız oldu. Şimdi baktığımız zaman A milli takımımız düzeyinde Ersan'ın geldiğini düşünürsek, işte Semih hadi sağlam, sağlıklı. Semih, Ersan, Cedi, Furkan ve Larkin iyi bir beş. Ama onun arkasını doldurmamız lazım. Çünkü Doğuş'la Melih'in de yaşları o bölgelerde oynayan yavaş yavaş ilerliyor. Bu biraz baktığımız zaman yani eski döneme göre o takımlar güç kaybetti. Zaten işte kızlarımız Allah'tan Litvanya yenerek Avrupa Şampiyonası hak kazandı. İnşallah erkekler de İsveç'e yenerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını kazanacaktır. Ama bizim 12 dev adamın buraları düşünmemesi lazım. Yani eleme maçında İsveç'i yener miyiz? Ya yani bu işte kadrodaki hem geçiş süreci hem NBA oyuncularımızı burada oynatamamız, bu birazcık milli takımları sıralamada geri düşürdü. Kulüpler düzeyine baktığımız zaman yine Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko Lokomotiv, biraz Galatasaray bu sene bence güç kaybetti. Karşıyaka yine hem FIBA Avrupa Kupası'nda hem ligde iyi gidiyor. Yani belli lokomotif takımlar var bence. Banvit kapandı. Bence onun kapanması çok büyük kayıptı Banvit'in. O da lokomotif ekiplerden biriydi. Pandeminin de tabii etkilediği bir süreç. Ama bir an önce tabii ki
kulüp takımları zaten çeşitli yatırımları yapıyorlar ama milli takımların dediğim gibi alttan gelen oyuncuların bir an önce kazandırılıp biraz daha kuvvetli hale getirilmesi gerekiyor. Tabii şimdi bir iyi bir A milli takımdan bahsedebilmek için iyi milli takım altyapılarından bahsedebilmek, iyi kaliteli altyapı oyuncularından bahsedebilmek lazım ki yukarıyı besleyelim. Biz eskiden bunları çok iyi yapıyorduk. O 80'li jeneral yani 79-80 jenerasyonuyla başlayan inanılmaz bir hamlemiz vardı. 87, 88, 89, 90 takımı, 95 takımı falan filan için gözümün önüne evet. Gelen şeyler var. Şimdi yani kadınlarda ve erkeklerde o konularda sıkıntılıyız. İşte gruplarda ilk gruplarda elenmeye başladık filan böyle enteresan şeyler okuyor. A klasmanından B klasmanına düşüşler var. Bunlar tabii üzüyor. Skor her şey midir? Değildir ama alttan gelen yukarıyı besleyecek oyuncu adedinin azalması tabii beni üzen taraf. Bunu tabii bir şekilde halledebilmemiz lazım. Şimdi Sırplardan konuşuyoruz. Onlardaki havuzdan bahsediyoruz. Onlarda birkaç tane havuz var. Biz bir tane havuzu dolduramıyoruz. Peki bu havuzu nasıl dolduracağız? Valla bence alt uzun süreli projelerle bence yapmak gerekiyor. Belli takımları alıp belli jenerasyonlarda onları bir arada tutup her sene toplayıp kamplara getirip o kamplarda elinden geldiğin kadar çok maç yaptırmak, uluslararası tecrübe yaptırmak oyunculara. Yani böyle yaptığın zaman o jenerasyonlar hem bir arada gidiyorlar. İşte 13 yaşında topluyorsun, 14'te, 15'te hep aynı turnuvaya katılıyorlar. Hep bir arada oynadıkları için başarı şansları daha yüksek oluyor. Ve A takım seviyesine geldikleri zaman en az 150-160 tane de uluslararası maç yapmış oluyorlar. Büyük bir tecrübe bu onlar için. Tekrar bu jenerasyonlara bu tip bence yatırımları yapmak gerekiyor. Onları toplayıp kamp sayılarını fazlalaştırmak, daha çok toplayabilmek, kışın toplamak, ufak aralarda bir hafta aralarda toplayabilmek milli takımlarda bu oyunculara bu şekilde milli maçları arttırarak fayda sağlayabilmek. Çünkü sonuçta oyuncular kulüplerde yetişiyor biliyorsun. Kulüplerinde yetişiyorlar ama ne kadar çok milli maça ne kadar çok kamp toplanırsa onlar için o kadar fayda ediyor. Yani sen o 79-80 jenerasyonunu hatırla. Devamlı her yerde turnuvalara gönderiliyordu o ekip. Hep aynı ekip, hep aynı antrenörler, aynı sistem ve bu oyuncular aynı şekilde 86-87 jenerasyonu. Akyollar, Oğuz Savaş, Ersanlar, hepsi evet. Serhat bir oyuncu vardı orada. Bu şekilde çıktılar. Bu şekilde böyle bir sistemden götürmek gerekiyor tekrar. Şimdi bazen eleştirilen bir şey oluyor altyapı milli takımlarında. Çok fazla antrenör jenerasyonu değiştiğiyle alakalı. Fakat çok önemli ülkelerin stafflarına baktığın zaman da çok uzun yıllar aynı staff, aynı basketbol ekolüyle geldikleri ve aynı basketbolu, aynı setlerle milli takımlar oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla A milli takımın oynadığı düzeni altyapılarda oynadıkları için o ekole oyuncu yetişmiş oluyor. Şimdi biz de bunu bir türlü kuramıyoruz. Yani bizim altyapılarda oynadığımız basketbolla A takımda oynadığımız basketbol arasında dağlar kadar fark oluyor. Şimdi bunu sağlayabilmek için ne yapmak lazım? Şimdi sen şimdi, o kadar çok hani hem oyuncu havuzundan geldin bir de yöneticilik havuzu var. Şimdi milli takım antrenörümüz çok değerli bir antrenör Orhan. Bence federasyonun yapması gereken şu anda benim düşüncem tabii. Orhan sonuçta bizim o jenerasyon altyapılarından yetişti. Yıldız takımlarda ve genç takımlarda milli takım antrenörlükleri yaptı Orhan. Yani çok önemli bir isim. Şimdi bence Orhan'ın sonuçta kulüp takımı da antrenörü de yapmadığına göre bir sürü boş vakti var. Altyapıya da mutlaka eğilmesi gerekiyor bana sorarsan. Ve oradaki tekrar işte katılamıyoruz diyorsun turnuvalarda yeniyoruz. Orhan'ın tekrar oradaki aynı sistemi kurması gerekiyor. Sonuçta bizde işte Levent Topsakal, Orhun Ene gibi isimler hatta Ufuk Sarıcı altyapıda antrenörlükler yaptılar. Bunlar çok büyük isimlerdi. Şimdi yine belki o tip isimleri o takımların başına getirerek o çapta isimleri tekrar oranın madalyaları getiren başarılı bir ekiplerin kurulması sağlanacaktır. Bence ama anahtar Orhun'da şu anda çünkü amil takım antrenörü ama bence dediğin gibi sezon amil takım sezonu kısa. İşte yazın maç oluyor, Şubat'ta maç oluyor. O altyapıya eğilmesi gerekiyor. Oradaki önemli.
Programın sonuna geliyoruz. Bir şeyim var. Benim böyle tüylerimi diken diken eden şey, Türk milli takımında sürekli olarak alternatifli yabancı oyuncu görmekten hakikaten fenalık geldi. Biz hiç gard yetiştiremiyoruz. Aslında gardların çok yetenekli olduğu enteresan da bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yani aynı jenerasyon, aynı milli takımda 3 tane farklı oyuncu, yani Dixon, Wilbekin ve Larkin gibi oyuncuları kullanmamızdan ben rahatsız oluyorum. Şurada şu yabancı işinden bir vazgeçip Türk gardlara birazcık direksiyonu teslim etsek de artık biraz Türk gard yetiştirsek. Yani bu 2010'da aslan gibi Kerem'le Ender vardı. Biz hiç Evet. gard sıkıntısı yaşamadık. Aynı zamanda Barış Ermiş vardı. Hoş gelmişler. Hatta ve hatta Sinan Güler. Yani Sinan Doğuş Güler vardı. de vardı. Aynen. Şimdi Dolayısıyla biraz o jenerasyona geçsek diyorum. son yıllara baktığımız zaman milli takımın sonuçta ben 2010, 2002'ye kadar oyuncuydum. 2002 sonrasında 2006'dan itibaren milli takımlardaydım her zaman. Orhun biliyorsun uzun yıllar taşıdı milli takımı. Ondan sonra Kerem Tunceri bu bayrağı devraldı. Yanında Ender gibi çok çok yetenekli bir gard. Daha sonrasında onlara Doğuş ve Barış Ermiş bir ara dahil oldu. Ve milli takım bir şekilde o noktayı sorunsuz aştı yıllarca. Yıllarca sorunsuz aştı. Fakat daha sonra Kerem'in bırakmasından ve özellikle de Ender'in de bırakmasından sonra orada bir boşluk oldu. Oldu ve biz de burayı hatta işte Muhammed Bobby Dixon yani Bobby Dixon'la geçtik hatırlarsan. Onu da ilk izdik Ergin isteğiyle. Çünkü Kerem ve Ender'in de artık olmadığı bir milli takımda o bölgeyi böyle güçlü bir oyuncuyla geç. FIBA'da bu hakkı vermiş her takıma. Yani ülkende oynayan bir yabancıyı diyor. İşte oynatabiliyor diyor. Bunu da çoğu ülkede kullanıyor şu anda o hakkını. Biz de öyle gardla başladı ve şimdi de bence Larkin oldu. Çok kaliteli bir oyuncu, çok kaliteli bir isim. Şu anda da bence Türk gard olarak sence Larkin'den iyi bir gardın var mı elinde? Asla. Larkin'den iyi oyuncu Euroleague'de yok zaten. Ha yok. O yüzden atarken bence değerlendirmek yanlış değil ama sana da katılıyorum. Kısa bir zamanda bir gard oyuncunun çıkıp milli formayı yıllarca götürecek şekilde bir Orhun abisi gibi, Kerem abisi gibi, Ender abisi gibi alması lazım. Tabii buna şeyi de katıyorum. Son senelerde Avrupa'ya ihraç ettiğimiz tek oyuncu yok. Euroleague'de oynayan sadece Türk takımlarındaki Türk oyuncularımız var. Yabancı takımlarda bir Barcelona'da CSK'da ne bileyim Panathinaikos'ta biraz Türk oyuncu da görsek iyi olur diyorum. Ve son soruma geliyorum. Son sorum şöyle. Soru değil de aslında artık evli barklı çoluk çocuk sahibi de bir Harun Erdenay var. Eski bir basketbolcu, pivot basketbolcu hem de eşin ve ardından da çocuklar. Şimdi bambaşka da bir hayat var tabii. Hani spor, spor, spor güzel. Tabii evdeki Harun Erdenay nasıl? Valla ben evde bir kere çocuklarımla oynamayı çok seviyorum. Yani bütün anımı onlarla oynayarak geçiriyorum. Köpeğimiz var, onu dolaştırmayı seviyoruz. En son da çocuklar yattıktan sonra bu ara Netflix çok favorim. Netflix'te çeşitli diziler, filmler gerçekten. Özellikle pandemi döneminde ben daha önce Netflix'e alışmamıştım ama pandemi döneminde gerçekten çok alışkanlık yaptı ve yani çocuklarla vakit geçirdikten sonra, onlar yattıktan sonra biraz da işte Netflix seyrediyorum. Sonra yatıyorum ben de. Ama Peki. tabii çocuklarla oynamayı çok seviyorum. Onlarla gezmeyi, parklara gitmeyi. En büyük vaktimi onlarla geçiriyorum şu anda. Peki Harun, çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın, programımıza dahil oldun. Biraz geçmişi konuşmak benim için de tabii çok özeldi. Önümüzdeki dönemde hedeflerin doğrultusunda sana iyi şanslar diliyoruz. Teşekkürler. Her şey iyi olsun. Türk basketbolu iyi olsun. Milli takımlarda da en üst düzeye inşallah çıkalım. Çok teşekkürler. Selamlar Necat. Sevgili basketbol severler, bugünkü sohbetimizde bu kadar. Harun Erdenay ile birlikte olduk. Önümüzdeki programımızda yine çok kaliteli, çok düzgün bir konuğumuzla beraber yine basketbolun en güzel taraflarını konuşacağız. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum, sevgilerle.